Merhaba, bu dersimizde ebilmek anlamına gelen can sözcüğünü öğreneceğiz ve ilk defa fiilleri kullanarak cümle kurmaya başlayacağız. Can konusu çok basit bir konu olduğu için fiillerle tanıştığımız bu ilk dersimizde buz kırıcı görevi yapacak. Can konusu anlatılırken izin, yetenek, rica, öneri bildirir gibi kategorize ediliyor ve bu da biraz kafa karışıklığına neden oluyor. Fazla bilgi her zaman iyi olmaz. Can ile ilgili olarak benim söyleyeceğim tek şey beraber kullanıldığı fiile Türkçedeki ebilmek anlamını verdiği. Yüzebilmek, uçabilmek, alabilmek, gidebilmek gibi. Siz bunu ister yetenek, ister izin, ister rica, isterseniz de öneri bildirirken kullanabilirsiniz. Bu size kalmış. Can ile cümle kurarken tıpkı hevgat, hezgat konusunda olduğu gibi am, is, are yardımcı fiillerini kullanmıyoruz. Can sözcüğünün kendisi yardımcı fiil gibi görev yaptığı için bu sözcüklere gerek de kalmıyor. Can ile olumlu, olumsuz, soru, olumsuz soru ve WH kelimeleriyle soru cümleleri kurabiliriz. İlk olarak olumlu cümleyle başlayalım ve ben gitar çalabilirim diyelim. Yoksa olumsuz cümleyle mi başlasaydık? Her zaman olduğu gibi olumlu cümleyle, özne ile başlıyoruz. Devamında ise tekil veya çoğul özne ayrımı yapmaksızın can sözcüğünü getiriyoruz. Daha sonra tüm çıplaklığıyla fiilimiz geliyor. Tüm çıplaklığıyla diyorum çünkü ilerleyen konularda fiillerin sonlarına bazı ekler alabildiğini göreceğiz. Cümleyi burada bitirirsek anlamı ben çalabilirim olur. Neyi çalabildiğimizi de söyleyelim. I can play the guitar. Hocam belirli bir gitarı çaldığı için mi gitarın başına adı gelmiş? Hayır. Gitar çalmayı bilen bir insan tüm gitarları çalabileceği için bu biraz tuhaf olurdu. İngilizce'de müzik aletlerinin başına d gelir. Şimdi de bu cümleyi olumsuz yapalım ve ben gitar çalamam diyelim. Olumsuz denilince aklımıza gelen şey not sözcüğü. Bunu da hemen can sözcüğüne bitişik olarak yazacağız. I cannot play the guitar. Bitişik yazmak biraz tuhaf geldiyse can't şeklinde kısaltarak da okuyup yazabilirsiniz. Ama bir şeye izin vermediğinizi vurgulamak isterseniz okurken ayrık bir şekilde okumalısınız. You cannot play the guitar. Şimdi de soru cümlesi kuralım ve gitar çalabilir miyim diye izin isteyelim. Yardımcı fiil gibi davranan can ile özneyi yer değiştireceğiz. Can I play the guitar? Bu sorunun kısa yanıtı yes you can veya no you can't şeklinde olabilir. Şimdi de karşımızdaki kişi bize sen gitar çalamaz mısın diye bir olumsuz soru sorsun. Can't you play the guitar? İngilizce'de olumsuz soru sorarken not sözcüğünü genellikle bu şekilde kısaltırız. Mesela cannot you play the guitar diye bir cümle duyamazsınız. Şimdi de ne zaman gitar çalabilirim diye sormaya çalışalım. Her zaman olduğu gibi WH soru sözcükleri soru cümlesinin en başına geliyor. When can I play the guitar? Şimdi de can kullanımı ile ilgili bazı detaylara bakalım. Can sözcüğü resmi olmayan ortamlarda bir şey isterken kullanılır. Yani mesela bir kafedeyseniz ve kola içmek isterseniz garsona Can I have a Coke diyebilirsiniz. What do you have? Can I have a Coke? All right. Biraz daha kibarlaşacağım derseniz de sonuna please ekleyebilirsiniz. Can I have a Coke please? Patronunuzdan, öğretmeninizden veya yeni tanıştığınız birinden bir şey isterken can kullanmak çok uygun olmaz. Bu tür durumlarda tıpkı can gibi kullanabileceğiniz bir sözcük var. May. May ve benzeri kelimeleri ilerleyen derslerimizde öğreneceğiz. Can sözcüğünü genellikle geniş zamandaki durumları anlatmak için kullansak da gelecek zamandaki durumlar için de kullanırız. Mesela yarın İstanbul'a gidebilirim cümlesini can kullanarak yaparız. I can go to Istanbul tomorrow. Son olarak can sözcüğünün telaffuzundan bahsedeceğim. İngilizler bu sözcüğü can ve can't şeklinde telaffuz ederler. Siz de bu şekilde okumaya hevesliyseniz cümlenin geri kalanını da İngiliz aksanıyla okumaya gayret gösterin. Ben genelde Amerikan aksanını tercih ettiğim için bu videoda hep can ve can't şeklinde okudum. Evet, bu konuyla ilgili olarak tüm söyleyeceklerim bunlar. Şimdi bu derste öğrendiklerimizin kullanıldığı film alıntılarımız gelecek. Ardından da çeviriyle öğren kitabımdan konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz.
Kitabı satın almak veya bu dersin yazılı şeklini PDF dosyası olarak indirmek için konuanlatımı.com siteme gidebilirsiniz. Kendi ilinizde bir özel ders öğretmeni arıyorsanız da özelders.com sitesine bakabilirsiniz. Şimdi film alıntılarımız gelsin. That building's so close, I can almost touch it. Hey Ellie, could I keep the bird? I can smell you. What? You can smell us? I can smell you. I can bark. And here's howling. Can I tell you a secret? No. Can I stay? Can you stay? Well, you're my dog, aren't you? I can't do it. Can I go play too? Can I? You know you can't swim well. I can swim fine, Dad, okay? Can I help you? You can read? I can read? That's right, I can read! I can't. I have a bad fin. Sharkbait! Are you okay? Can you hear me, Sharkbait? No. Nemo, can you hear me? Yeah, I can hear you. I can feel it. And I can do this! Şimdi öğrendiğimiz bu konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Bunun için çeviriyle öğreni kullanacağız. Sizden Türkçe cümleleri İngilizceye çevirmenizi isteyeceğim. Biraz sonra cümleleri ekranda gördüğünüz zaman videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika kadar süre tanıyın. Hazırsanız başlayalım. 5 4 3 2 1 Ben İngilizce konuşabilirim cümlesi olumlu bir cümle. Dolayısıyla özneden sonra can, can'dan sonra ise fiil getireceğim. I can speak English. Emily yüzemez, olumsuz bir cümle. Dolayısıyla not kullanmam gerekecek. Emily can't swim. Bu kitabı okuyabilirler mi? Bir soru cümlesi ve öznesi onlar. Can they read this book? Bugün gelemez misin cümlesi olumsuz soru cümlesine bir örnek. Can't you come today? Okurken bunun ağzından can't şeklinde çıktığına dikkat edin. Ne zaman gelebilirsin cümlesinde WH soru kelimelerinden bir tanesini kullanmamız gerekecek. When can you come? Bu soruyu cümlenin en başına yazdığıma dikkat edin. Bu tür alıştırmalar hoşunuza gittiyse devamını Çeviriyle Öğren kitabımda bulabilirsiniz. Tanıtım ve satış sayfasına gitmek için sağ üst köşedeki i harfine tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu kanala ekleyeceğim yeni videolardan haberdar olmak için soru köşeye tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.